E-Girişim'den merhaba, ben Hilmi. Bugün Ankara Merkezi Girişim Pop-Up Smart'ın ofisindeyiz. Kurucuları Emre Elbeyoğlu ve Murat Han Yıldırım bize girişimin hikayesini anlatacak. Bakalım başlarından neler geçmiş, birlikte izleyelim. Müzik Emre selam. Bugün Ankara'da ofisindeyim. Senin hikayeni dinleyeceğiz. pop Evet, hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Öncelikle pop Smart nedir? Böyle bir kısaca bir bahseder misin? Sonrasında da hikayesine geçelim. pop Smart aslında web sayfalar için satışlarınızı ve dönüşümlerinizi arttıran bir dönüşüm optimizasyonu platformudur. Aslında Pop-up Smart aracıyla web sayfanızda sıklıkla yaşadığınız satışları arttırma ya da e-postanızı listenizi arttırma ya da telefonla aralığınızı arttırma gibi temel problemleri PopUp Smart ile 5 dakika içerisinde çözebiliyorsunuz. Ya bu nasıl oluyor? Ben bir PopUp Smart kullanan web sitesine girdiğimde nelerle karşılaşıyorum? Şimdi PopUp Smart aslında sizin kendi web sayfanızda kullanabileceğiniz bizim playbook olarak tanımladığımız hazır pop-up'lar oluşturuyor. Yani sen mesela hedefin e, ikinci satış yani upsell dediğimiz bir ürün yanında giden ürünü tanıtmak istiyorsan pop-up sayesinde direkt upsell kategorisini seçip ürününü tamamlayıcı ürünler seçebiliyorsun. Mesela e, sepetine telefon ekliyorsan yanına telefon kılıfı pop-up'ı çıkabiliyor. Ya da e-girişim.com için içerisinde e-mail postlarını büyüten pop-up'lar çıkabiliyorsun ve bunu tamamen friendly yapıyoruz yani e, rahatsız edici e, şekilde değil animasyonlarla, yeni bir teknolojiyle web sayfasının hızını düşürmeden etkili bir şekilde aslında yapılmasını sağlıyoruz. Mesela şey var, bu ürünü alan bunları da aldı. Bunun gibi bir şey mi? Evet, aslında e, biz daha spesifik Shopify kullanıcıları için daha iyi çözüm üretiyoruz. Çünkü onunla integrates. E, dolayısıyla bir Shopify etricayet kullanıcısı bizim ürünümüzü kullanarak %30'a kadar satışlarını arttırabiliyor. Sadece bunu efektif olarak yapılmasını sağlayan bizim guide'larımızı takip etmesi lazım. Aynı zamanda da support ekibimiz bunun için çözüm üretiyor. Dönüşüm artık günümüzün çok önemli konularından bir tanesi. Artık görüntüleme veya kaç görüntü aldı değil, ne kadar satış oldu ya da ne kadar dönüş oldu. Evet. Peki bu işin hikayesi nasıl çıktı? Yani Ankara'da doğdunuz ve biliyorsunuz. Evet. İlk kuruluşundan böyle bir bahseder misin? Şöyle biz aslında 10 yıl önce dijital pazarlama ajansımız Flatart'ı kurduk. Flatart'ta bu zamana kadar yani yaklaşık 6 yıllık bir süreç içerisinde yüzlerce markanın dönüşüm problemlerini manuel olarak çözdük. Yani e-ticarette satışlarım artmıyor dediler, işte farklı sorunları vardı, lead collect edemiyoruz dediler. Bunları her zaman çözüm ürettik. Sonrasında bunu nasıl bir teknolojiye evirebiliriz? Yani bizim insan gücüyle yaptığımızı teknolojiyle nasıl yapabiliriz sorusuyla aslında Pop Smart doğdu. 2019 yılında faaliyetlerine başladı. Bugün bu yıl aslında dördüncü senemizi bitiriyoruz. Türkiye'de e, yoğunlukla, globalde olmak üzere e, 800 e aşkın e, aktif müşterimiz var. Bu şekilde büyümeye devam ediyoruz. Aslında yani fikir bizim daha önce yaptığımız işin teknoloji evrilmesiyle ortaya çıkıp ilerledi. Siz aslında bir bize geleneksel bir iş yapıyordunuz, ajans. Evet. Daha sonra dediniz ki biz bunu ...startupçılığa doğru yönlendirelim. Ve evet. pop-up smart çıktı. Evet. Yani buna karar vermeniz nasıl bir sü süreçti? Yani orada ajans <laughs> tarafında da sonuçta bir geliriniz vardı. Evet. Yani startupçılıktaki vizyonunuz neydi ilk zamanlarda? Şöyle, biz aslında FlatHeart'la da iyi bir başarı elde ettik. Yani 30 kişiye yakın ekibimiz vardı. Türkiye çapında bilinen hatta global markalara hizmet veriyorduk. Şu an hala ajans tarafı devam ediyor ama ilgilenmiyoruz. Bizim aslında buradan Pop-up Smart'a evrilme olayı bizim 30 kişiyle 60 markaya hizmet veriyorsak bizim 120 markaya çıkmamız için gene ekibe 50 kişi yapmamız gerekiyordu. Yani teknolojiyle ölçeklenebileceğimiz bir durum yoktu. Hep insan gücüne bağlıydık ve bu anlamda gerçekten e, gelişmiş insan HR'ına ulaşmak da çok zor. Bu yüzden e, bu işi teknolojiye yaptırabiliriz fikriyle aslında pop -up Smart doğdu. Dolayısıyla bizim hedef kitlemizi iyi tanıdığımız pazarda sürekli geliştirdiğimiz çözümlerdeki satışı arttırma, işte lead'i arttırmadaki know-how'la birlikte e, bunu iyi ürünleştirebileceğimizi düşündük ve pop Smart'ı aslında bu şekilde e, ajanstayken doğdu. Site Project gibi başladı. Daha sonra ekipleşme aslında bu zamana geldik. Aslında güzel bir detaya değindin. Ajansta büyümen için insan gücünü büyütmen gerekiyor. Ama start büyümen için teknolojini büyütmen lazım. Doğru. Yani şu an bizim mevcuttaki teknolojimizi kullanarak ekibimiz şu an 23 kişi. Aynı kişi ekipte kalarak biz 10 katı daha fazla müşteri hizmet verebiliriz. Hatta 100 katına bile verebiliriz. Bu aslında teknolojinin scale olabilmesi anlamında çok Önemli bir şey. Biz de bu anlamda hızlı scale olabilen, insana bağımlılığı daha az olan bir teknoloji geliştirmek istiyorduk. Ve bunu global bir şirket olsun istiyorduk. FlatRT yoğunlukla çünkü Türkiye pazarındaki bir şirketti. Dolayısıyla bunu şu an %90 globale satış yaptığımız bir girişim haline getirdik. Nasıl? Babana işini anlatabiliyor musun? Anlatıyorum çünkü aynı zamanda mali müşavirimiz. <laughs> <laughs> 4 yıl oldu. Pop Art kurulalı. Evet. Ne tür zorluklar yaşadın? Ankara'da bir startup zorluk yaşar mı? Yani Ankara'da e, olmamız tabii ki ayrıca bir dezavantaj e, olmadı benim için ama şöyle tabii ki globale iş yapan bir insan için Türkiye'den global pazarda hedef kitleni tam olarak bilmediğin farklı kültürdeki insanlara bir şeyler satmak çok zor yani orada sadece kendi alışkanlıklarımızla ve okuduğumuz işte yüz kezlerle, makalelerle aslında belli bir estimation ya da belli başlı şeylerimiz oldu, öngörülerimiz oldu. Tabii ki yol üzerinde de çok fazla evrildik yani yaşadığımız zorluklardan birincisi hedef kitleni aslında tanıma yani onların harcama eğilimi. Yani ürünü neden satın alıyor? Başlangıçta bizim için ürünümüzün sağladığı value proposition yani değer... insanlara hızlı bir şekilde web sayfalarında pop-up çıkmasıydı. Yani bir designer ya da developer gerektirmeden herhangi bir şekilde no code bir ürün olarak pop-up çıkabiliyordunuz. Başlangıçta insanlara sağladığımız değer buydu. Sonrasında bunu dönüşüm ve satışa doğru evirme sürecimiz oldu. Burada yaşadığımız temel birçok aslında sorun var. E-ticaret sitesinin ya da bir B2B business'ın ya da herhangi bir işletmenin satışını ya da dönüşümünü artırmak gerçekten meşakkatli bir iş ve herkesin e, ajanslarla bile yaparken zorluk çıkardı. Zorluk yaşadığı bir alan. Dolayısıyla bu anlamda bizim birçok deneyimimiz oldu. Kendi ürünümüzde de bir build işlemi olduğu için yani en önemli zorluklardan birisi bir şeyi doğru bir şekilde kullanıcılara build edip ondan bir çıktı üretebilmek. Yani müşteriye hem web sitesinde yayınlamasını isteyeceği bir pop-up yaptırıyorsun hem de bundan bir verim almasını istiyoruz. Dolayısıyla bu süreç hali zor. Hatta biz başlarken kolayla başlayalım diye pop-up yani on-site messaging ürünleriyle başlayalım istedik. Ama en zorlarından biriyle başlamışız. Söylediğim gibi aslında temel olarak sektörel ve hedef kitleyi tanıma ya da anlama noktasında zorluklar yaşadık. Bunun dışında işte ekip kurmak ya da ekibi scale etmek, ekosuşun gibi birçok zorluklar oldu. Ama bunların yanı sıra da bizim kendi uzmanlık alanımız olan yani Ajans'ta daha önce deneyimlediğimiz SEO ve growth aktiviteleri. Bu anlamda uzman olduğumuz için şu zamana kadar PopUp Smart'a bir reklam harcaması olmadan tamamen organik ve product led growth'la aslında satışlarımızı her ay gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yani şu an PopUp Smart kendi kendine büyüyen bir girişim haline geldi. Biz düzenli olarak growth aktiviteleri, SEO tool'ları gibi şeylerle aslında ...ürünümüze her ay düzenli olarak bir sign-up ve dönüşüm elde edecek... ...bir çözüm geliştirdik ve bu funnel'ın çıktısı olarak... PopUp Smart her ay büyümeye devam ediyor. Peki Pop-up Smart'ta ürün geliştirme süreciniz nasıl oluyor? Ürün geliştirme sürecimiz aslında bir pop-up builder olarak... ...web sayfalarında fazlasıyla erişim hakkımız var. Yani bir web sayfasında etkileşim ve dönüşümü sağlayan şeyleri takip ediyoruz. Bir zamanlar belki bilirsin sürekli dönen çarklar vardı. O mesela Booking'in kullanımıyla vesaire patladı. Çeviriyorsun oradan bir şey kazanma vaadiyle insanlar e-postasını bırakıyor. Biz bunun gibi aslında gamification'ları geliştiriyoruz. Yani en son Lottery Ball gamification'ı yaptık. Kendi geliştirdiğimiz gamification var. Yani aslında sade ya da basit bir pop-up için bir şeyi ayrı bir servis kullanmak gibi insanlar önyargıyla yaklaşabiliyor ama biz gerçekten içerisinde detayları barındırdığımız bir çözüm oluşturuyoruz ve insanlara bu ufak detayları geliştirerek aslında ürün gelişiminde dönüşümü bu şekilde sağlıyoruz. Mesela şey bilirsin Facebook'ta bir reklama tıklanınca form dolu gelir. Gönder dersin, gönderirsin şeyini. Yani bilgilerinle birlikte gelir. Aynı şekilde Instagram'da da öyle. Biz mesela bunun aynısını pop-up smart'ta web sayfaları için geliştirdik. Yani sen mesela beni bu konuda bilgilendir diye bir pop-up çıkıp kullanıcı kendi bilgilerini formda dolu şekilde gelip sadece göndere basıp senden bir talep oluşturabiliyor. Peki siz burada veriyi nereden çekiyorsunuz? Ee, biz veriyi gene kullanıcının bizim e, sistemimize import ettiği API'den aslında API'dan çekiyoruz. Dolayısıyla veriyi doğrudan biz işleyerek orada görünmesini sağlıyoruz ve bu sayede KVKK ile alakalı bir sorun da olmuyor. Bu şekilde aslında bir çözüm sağlayabiliyoruz. Sadece bunu yapmak bile dönüşümleri 2-3 kat arttırabiliyor. Yani hani %20-%30'lardan bahsetmiyorum. O yüzden herkesin deneyimlemesini özellikle öneriyorum. Çok kapsamlı bir ürün ve dönüşümlerinizin arttığını göreceksiniz. Selam Murat'an. Selam. Sen de bu ekibin bir ...parçasısın, kurucu ortaksın. Aynen. Senin ile e, tanışma sürecin nasıl oldu? Evet, bahsedeyim. Abi şöyle, e, Emre'yle biz liseden arkadaşız. Ankara Anadolu Lisesi'nden arkadaşız. E sonra mühendislik fakültesinde bir ayrıldık. Farklı okullarda ayrıldık. Sonrasında da Emre işte Bilkent'teydi. Ben Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne girdim. Orada tabii yolculuklar birazcık değişti ama... ...hep birlikte iş yapmaya devam ettik. E, böyle freelance işler yapıyorduk dışarıdan sonra ben Oracle'a girdim. Oracle'ın Türkiye ofisine girdim. Bir üç yıl Oracle deneyimim oldu. O güzel bir deneyimdi. Çünkü kurumsal hayatı hem gördüm hem de neyin içinde olmak istemediğimi gördüm aslında kendim. Emre ile de Emre de üniversitede devam ediyordu. Sonra dedik ki ya ben üniversite de işte o çok bunu almıştı. Ben de kendi işimizi yapalım gibi düşünüyorduk. Sonra bir ajans kurmaya karar verdik. Freelance zaten ufak tefek işler yapıyorduk. Sonrasında da işte Flatart'ı kurduk. Flatart'ta Emre ile birlikte iki kişi başladık. Sonra yolculuk büyüdü. İstanbul'a bir ofis açtık Beşiktaş'ta. Hala devam ediyor ajans. Biz aslında hizmet sektörüne hep çıkmak istedik. Yani çünkü çok yorucu bir iş. Çok sürekli müşterilerle uğraşıyorsun. Kapris çekiyorsun. Sıkıntı dinliyorsun. Ve denemelerimiz hep oldu. Yani bu Pop-up Smart bizim aradan sıyrılan başarılı bir projemiz gibi. Onun öncesinde batırdığımız birkaç projemiz daha oldu. Tabii onlar bir öğrenme süreci. Oradaki öğrendiğimiz şeylerin sonunda da Pop-up Smart şekillendi. Aradan sıyrıldı. Bir site proje gibi başladı. Müşterilerimizle işte hayata geçirelim, bunu kullanalım, verimi görelim dedik. Elimizde bir laboratuvar vardı aslında. Biz de onu iyi kullandık ve sonrasında PopUp Smart'a evrildi. PopUp Smart'ı da Filet Art'tan ayırdık. Farklı bir organizasyon olarak yolumuza devam ediyoruz. Ajans'tan gelen bir geçmişiniz var. Hani bugüne kadar yüzlerce insanla çalıştınız. Hı hı. Şimdi startup'çılıkta daha verimli, daha az insanla, insan kaynağıyla daha büyük işler yapıyorsunuz. Evet. Şu an mevcutta da yaklaşık 30 kişilik bir ekibiniz var. Evet. Buradaki ekip kültürünü nasıl sağlıyorsunuz yani? Ajans zamanı ekip kültürü nasıldı? Bugün nasıl? Ya şöyle biz iki kurucu ortağız. ikimizin de aslında ortak özellikleri var. Yani bir arada olmak ve bir işle, işin içerisinde olmak sadece işi yapmak değil. Çünkü sürekli belki de ailenden çok vakit geçirdiğin insanlarla birliktesin. Bunu hani bazı... Emre'nin babası hala vakit geçiriyor burada. <laughs> şöyle oluyor aslında kültür bir anda aşılanmıyor. Hatta bir söz vardı. Ee, kültür direkt sizin verebileceğiniz bir şey değil. Bir product geliştirirken yanında sizin sürekli olan davranışların etkisiyle kendiliğinden oluşur diye. Aslında bu çok doğru bir şey. Yani e, biz bir kültür oluşturalım, insanlara bir şey verelim demiyoruz. Ama dikkat ettiğimiz bir, birkaç şey var. Birincisi gerçekten kualifiye insanlarla çalışmaya çalışıyoruz. İkincisi insanlara değer veriyoruz ve erişilebilir olmaya çalışıyoruz. Bir üçüncüsü de gerçekten iyi bir takımın parçası olduklarını onların hissettirmek istiyoruz. Nasıl oluyor? Herkes iyi bir takımın parçası olduğunu hissettirmek ister. Yani kuruculardan bahsediyorum. Evet. Yani bu sözle olmuyor. Ne yapıyorsunuz? Bu sözle olmuyor. Şöyle bir şey. Orada hep anlatırım böyle çevrem. Çok etkilendiğim bir şey var. Kuple var. Çetin Yılmaz'ı biliyorsun. Bu ülker basketbol takımının teknik direktörü sonra Avrupa Şampiyonasında son 8'e kal. Onun bir şeyi var. Hikayesi var anlattı. Diyor ki biz diyor bu kadar büyük başarılar et, elde ettiğimizde aslında farklı noktalardan ve farklı bölgelerden gelen insanlar doğru bir şey uğruna diyor birleştirmen lazım ki başarıya gitsin. Bir diyor benim takımımda diyor bir tane Amerika'da diyor e, siyahi vardı bir tane diyor e, beyaz tamamen konudan alakasız bir adam vardı İşte takımımda bir tane diyor Bosnalı vardı bir de diyor Bosnalıları savaşta öldüren Sırp vardı diyor ve diyor Türkiye'den diyor bir koç işte İstanbul'da üniversitede okumuş Yahudi asıllı bir oyuncu vardı. Bir de diyor Mehmet Ağa'nın oğlu vardı. Şimdi bu kadar farklı ortak olmayan noktalardan buluşan insanları sen hadi biz bir aileyiz diyerek bir arada tutamazsın. Bunlar için e, gerçekten bir hedef ve belli etik değerler aşılamak gerekiyor. Biz şirkette belli etik değerler çerçevesinde ve belli ilkelerle hareket etmeye çalışıyoruz. Yani insanlar birbirleriyle gerçekten mutlu olsunlar istiyoruz. Yani gerçekten büyük bir ürünün ve büyük bir başarının parçası olacaklarını hissettirmek gerekiyor. Yani bunu şöyle söyleyemem. Ya abi şöyle davranıyoruz da böyle oluyor diyemem. Bu aslında iş, hayatımızın ve karakterlerimizin de doğal akışı böyle. Yani bunu uygulamaya çalışıyoruz, dinlemeye çalışıyoruz. Bunun bir parçası olduklarını onlara hissettirmeye çalışıyoruz. E, ve aynı gemideyiz sonuçta. Yani bir başarı, e, hani diyorlar ya startuplar, işte biz unicorn olacağız, decacorn olacağız. Ya bunlar zaten bir badge. Yani kendi kendine gelecek şeyler. Aslında yapmak istediğimiz şey iyi bir teknoloji şirketinde, Türkiye'den çıkmış, globalde büyük başarılar elde eden, gerçekten çalışanlarıyla mutlu ve dünyada saygı gören, Türkiye demiyorum sınırlarının dışında saygı gören, ve çalışanlarının da saygı gördüğü bir firma olmak. Çünkü ben bunu Oracle'da hissettim. Oracle kimliğiyle gittiğimde, tabii 2010 Oracle'ından bahsediyorum, o şimdi birazcık sıkıntıdalar. Ama o dönemde gittiğimde hissettiğimle ...oradan ayrıldıktan sonraki hissettiğim farklıydı. Yani bir o duyguyu her zaman hissediyorsun. Global bir şirket olma duygusunu. Doğrudan ya da dolaylı olarak rakipleriniz var. Hı hı. Peki siz rakiplerinize karşı müşteriye neler sunuyorsunuz? Evet. Şimdi burada zaten ürünümüz gerçekten iyi ve dönüşüm sağlıyor. Bunun haricinde birinci pazarımız Amerika ve Avrupa olduğu için... ...burada da şu ana kadar alışılmamış bir şey var aslında support kısmı. Biz çok iyi support takımı olan ve gerçekten müşterinin çok rahat erişebildiği bir ekibe sahibiz. Yani çok kolay şekilde case'ler oluşturabiliyor, çok hızlı şekilde dönüşüm alabiliyor hale getiriyoruz. Bu da çok Amerikalıların ve Avrupalıların aslında hizmet noktasında alışık olmadıkları bir şey. Ürün zaten iyi. E sen müşteriyi dinli, dinliyorsun. Sana çok rahat ulaşabiliyor ve bunu hissettirdiğin zaman zaten bir fark ortaya koymuş oluyorsun. Ee, hani Avrupa'da gezerken ya da Amerika'da garsonların davranışıyla Türkiye'deki garsonların davranışı bile farklı. Biz daha böyle canlı ve sıcağızdır. Biz bunu aslında biraz Türkiye'de yaşamanın avantajı olarak görüyoruz. Yani biz e, ajansla da böyleydi. Yani ajans hizmetini işte İngiltere'ye gittiğimizde vesaire oradaki firmaların ajanstan aldıkları hizmetle Türkiye'deki bir ajanstan aldıkları hizmet bile farklı. Çünkü Türkiye'de böyle bir hizmet verme ve alma kültürü var. Amerika'dalarda, Avrupalılarda bu yok. Biz gerçekten iyi bir support takımıyla ve customer success ekibiyle ilerliyoruz. Bize rahat erişebiliyorlar. Bu bir fark oluşturuyor. Önümüzdeki süreçte Pop-up Smart'ı nerede göreceğiz? 1 yıl, 3 yıl ya da 5 yıl sonra. Pop-up Smart'ın hedef kitlesi her zaman orta ve küçük ölçekli işletmeler oldu. Başladığımızdan beri. Yani aslında hedef kitlemiz pahalı ajans desteği yani bir web sayfası olan kişilerin dönüşümlerini ve satışlarını desteklemekti. Biz bu vizyonumuzu yine çıkaracağımız özellikle AI backed ürünlerle yani AI destekli ürünlerle geliştirip gene orta ve küçük ölçekli işletmeler için çözüm oluşturmaya istiyoruz. Sadece pop-up anlamında değil diğer bütün marketing otomasyon ürünleri için aslında 360 derece bir çözüm sağlamak istiyoruz ve bunu karşı yani hedef kitlemizin çok fazla bir bilgi deneyimi olmadan AI destekli bir şekilde onların çıktı üretmesini aslında sağlıyoruz. Yani oluşturacağımız platform ile insanlara satışlarını, dönüşümlerini arttıracak öneriler sunup bunların da uygulanmasını sağlayacak bir platform olmayı hedefliyoruz. Son olarak bizimle tanışmak için ve ürünümüzü kullanmak için popupsmart.com'dan üye olabilir. Gene bir demo talep edebilir ve demo doğrultusunda ürünümüzü daha iyi tanıyarak dönüşümleriniz ve satışlarınızı arttıracak çözümlere ulaşabilirsiniz. Onun haricinde kişisel olarak soracağınız hani bizim bu yolculukta neler yaşadığımız ben kendi blogumda da bahsediyorum detaylı olarak senelik. Bana e-mail atabilir ya da LinkedIn üzerine ulaşabilirsiniz. yaplamaktan mutluluk duyarım. Teşekkürler elimden.